Bölüm 20. Bağcı benzetmesi. Göklerin egemenliği, bağında çalışacak işçiler tutmak için sabah erkenden dışarı çıkan toprak sahibine benzer. Adam işçilerle günlüğü bir dinara anlaşıp onları bağına göndermiş. Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıkmış. Çarşı meydanında boş duran başka adamlar görmüş. Onlara, siz de bağa gidip çalışın. Hakkınız neyse veririm demiş. Onlar da bağa gitmişler. Öğleyin ve saat 3'e doğru yine çıkıp aynı şeyi yapmış. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran daha başkalarını görmüş. Onlara, neden bütün gün burada boş duruyorsunuz diye sormuş. Kimse bize iş vermedi ki demişler. Onlara, siz de bağa gidin, çalışın demiş. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına, işçileri çağır demiş. Sonunculardan başlayarak birincilere kadar hepsine ücretlerini ver. Saat 5'e doğru işe başlamış olanlar gelip kahyadan birer dinar almışlar. Birinciler gelince daha çok alacaklarını sanmışlar. Ama onlara da birer dinar verilmiş. Paralarını alınca bağın sahibine karşı söylenmeye başlamışlar. Bu sonuncular yalnız bir saat çalıştılar demişler. Ama sen onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttun. Bağın sahibi onlardan birine şöyle karşılık vermiş. Arkadaş, sana haksızlık ettiğim yok. Seninle bir dinara anlaşmadık mı? Hakkını al git. Sana verdiğimi bu sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa elim açık diye kıskanıyor musun? İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak. İsa ölüp dirileceğini yeniden bildiriyor. İsa Kudüs'e giderken yolda 12 öğrencisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi. Şimdi Kudüs'e gidiyoruz. İnsanoğlu baş kahinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar. Onunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için onu diğer uluslara teslim edecekler. Ne var ki o, üçüncü gün dirilecek. Bir annenin isteği. O sırada Zebedi oğullarının annesi oğullarıyla birlikte İsa'ya yaklaştı. Önünde yere kapanarak kendisinden bir dileği olduğunu söyledi. İsa kadına, ne istiyorsun diye sordu. Kadın ona, buyruk ver de senin egemenliğinde bu iki oğlumdan biri senin sağında, biri de solunda otursun, dedi. Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz, diye karşılık verdi İsa. Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Evet, içebiliriz, dediler. İsa onlara, elbette benim kasemden içeceksiniz, dedi. Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır. Bunu işiten diğer 10 öğrenci iki kardeşe kızdılar. Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. Bilesiniz ki ulusların önderleri onları egemenlik hırsıyla yönetirler. İleri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen diğerlerinin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi. İki körün gözleri açılıyor. Eriha'dan ayrılırken büyük bir kalabalık İsa'nın ardından gitti.
yol kenarında oturan iki kör adam İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca, "Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!" diye bağırdılar. Kalabalık onları azarlayarak susturmak istediyse de onlar, "Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!" diyerek daha çok bağırdılar. İsa durup onları çağırdı. "Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?" Onlar da, "Ya Rab, gözlerimiz açılsın!" dediler. Onlara acıyan İsa gözlerine dokundu. O anda yeniden görmeye başladılar ve onun ardından gittiler.